Başkanlığına aday olan ismi Sayın Muharrem Mutlu, aynı zamanda da Adalet Birlik Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Sayın Mutlu, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizler de iyi olma gayreti içerisindeyiz. Evet. Seçime az kaldıkça evet. Gündem daha da hızlanıyor, hareketleniyor. Alanlar da hareketleniyor. Öncelikle siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday bir isimsiniz. Ama henüz sizi alanlarda göremedik. Neden? Ne zaman göreceğiz? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bunu çok yerde duyuyoruz. Neden geç başladınız, niye başlamadınız gibi. Tabii biz klasik siyasetçi gibi seçim vaatleri, taahhütlerinde bulunup seçim sonrası bunları unutan, fizibil olmayan projeleri veya taahhütleri söyleyip sallayıp sonra unutan tarz bir siyasetçi değiliz. Ciddi bir çalışma içinde olduk ve bütün projelerimizi fizibil hale getirdik. Bu anlamda biraz gecikme oldu ama 1 Mart itibariyle alanlarda oluyoruz, sosyal medyada oluyoruz, miting yapmayı planlıyoruz. Hı hı. Bu şekilde. 1 Mart itibariyle evet. Alanlarda olacaksınız. Evet. O zaman projeler üzerinde çalışıldı. Evet. Bütün projelerimiz fizibil. Yani bakın ben mali müşavirim. 30 yıldır hesap kitap yapıyorum. Çok büyük projelerin finansman hesaplamalarını yaptım. Hı hı. Bütün finansman türlerini biliyorum. İç dış finansman. Tümünü biliyorum ve yaptığım hiçbir hesapta yanılmadım. Kayda değer bir yanılmam olmadı. Birazdan detaylarını anlatacağım. Tabii. Projenin tümünün hesabını yaptık. Hepsi fizibil projeler. Hepsi yapılabilir projeler. Peki o projeleri detaylandıracağız. Çünkü siz de vurguluyorsunuz. Biz bunları çalıştık. Hepsini bir bağlama, bir temele oturttuk. Ve yapılabilir projeler olduğunu gördük diyorsunuz. 1973'te İstanbul'da doğdunuz. Sivaslara'dan göç etmiş evet. Bir ailenin çocuğusunuz. Doğma büyüme İstanbul'dasınız, İstanbullusunuz. Evet. İstanbul'un zorluklarını da biliyorsunuzdur, güzelliklerini de. Evet. Şimdi 50 yıldır İstanbul'da yaşıyorum doğma büyüme. Tabii kısa kesintiler dışında tamamını İstanbul'da yaşadım. Gecekondu semtinde doğdum büyüdüm. Çamurlu sokaklarda büyüdük. Bütün hayatım İstanbul'da geçti. Tabii seviyorum İstanbul'u, çok seviyorum. Çok dünyanın en derli toplu kentlerinde yaşadığım dönemler oldu kısa dönemlerde ama tabii İstanbul'un büyüsü başka. Yani İstanbul'a aşığım diyebilirim. Seviyorum. Yani İstanbul'u hepimiz seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz. Vaat yerine taahhüt vurgunuz evet. Önemli bir vurgu. Nerede ayrışıyor vaat ve taahhüt? Bir de vaatlerini yerine getirmeyen siyasetçilere yönelik de bazı evet. Çıkışlarınız var. O da önemli. İstifa etmeli diyorsunuz. Vaadini yerine getirmeyen siyasette olmamalı mı? Demek evet, bu. Kesinlikle. Tabii şimdi siyaset biraz da ümit verme. Yani ümitsizliğe düşen kişileri biraz da ümit verip daha hayattan kopmalarını engellemeye de dönük bir aslında proje. Ama tabii ümit verip bir şekilde proje diye fizibil olmayan taahhütlere girip söyleyip daha sonra seçim sonrası bunları unutan bir siyaset anlayışını biz reddediyoruz. Bu tarz bir yapının içinde olmayacağız. Bütün bu anlamda bir ayrışıyoruz yani. Diğer iktidar ve ana muhalefetin fizibil olmayan, ucu açık, böyle uçuk kaçık, hani bir şey vardı, bir bakan vardı. Aya merdiven koyacağız, asansör koyacağız desek inanırlar gibi. Hakikaten bu tarz siyasetçiler var ve çok var. Biz bunlardan ayrışıyoruz. Tamamen fizibil, ayağı yere basan. Ve bir de şu var, yani mesela 5 yıllık bir seçim dönemi var. Bu vaatler, taahhütlerin 5 yıllık zaman dilimi içinde tümünün yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yani ulaşım sorunu örnek olarak. Yani 5 yıl içinde ulaşım sorunu, trafik sorunu çözemeyen, çevre sorunu çözemeyen, eğitim sorunu çözemeyen, eğitim gerçi ulusal bir konu ama yani istifa edip bırakması gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. %50'sini, 70'ini, 80'ini yaptım, 40'ını yaptım gibi anlamsız tartışmalar gereksiz. Yani yanlış buluyoruz bunları. İşte o yüzden siz bütün altyapı çalışmalarını, projelerimizin yaptık. Sahada alanda olmak yerine o projeleri evet. Temellendirmeyi tercih ettik diyorsunuz. Peki İstanbul'un 3 önemli sorunu, deprem gerçeği, ulaşım, trafik, ekonomik sorunlar başlıkları arasında ayrıştırmışsınız. Peki örnek aldığınız şehirlerden bahsediyorsunuz. Londra, Amsterdam, Cenevre. Oralarda neler gördünüz? İstanbul nasıl Londra'yla, Amsterdam'la, Cenevre'yle yarışır hale gelebilir? Şimdi şöyle, tabii İstanbul'dan bahsettiğimiz zaman insan nereden başlayacağını bilemiyor. Yani Roma'nın en önemli iki kentinden biri, Bizans'ın, Osmanlı'nın en önemli kenti ve başkenti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı zamanda bütün alanlarda itici gücü olan İstanbul'dan bahsediyoruz. Birçok alanda itici güç. Şimdi tarihi bu kadar derinken aynı zamanda iki denizi var, çok meşhur. Dünyada hiçbir kente nasip olmamış bir özellik. Aynı zamanda dünyanın en kozmopolit kentidir İstanbul. Peki bu kadar derinliği olan bir kent nasıl oldu da bu yağmaya ve talana maruz kaldı? Nasıl oldu da bu İstanbul kaos ve karmaşaya teslim oldu? Neden sorunları çözülemiyor? İşte tabii dünyanın kentlerini biz Merkez İstanbul vizyonumuzdan bahsederken bütün bu dünyanın derli toplu kentlerindeki fiziki altyapıyı dikkate alıp benzer bir modeli İstanbul'da tam anlamıyla uygulayıp hatta ötesine geçerek aynı zamanda başka derinlikler katarak dünyanın merkezinde en önemli kent haline getirme projemizdir bizim. Merkez İstanbul projesi. Hı hı. Yani dünyanın en derli toplu metropol haline getireceğiz, fiziki altyapıyı tamamlayacağız. Ve bu bizim açımızdan hedef 5 yıldır. 5 yılda bunları yapacağız. 4-5 yıl arası bunu tamamlayacağız. Fiziki altyapının yanında dediğim gibi yani farklı derinlikler katacağız. Çünkü dünyada yeni trendler var, yeni talepler var, gençlerin talepleri var. Bütün bunları görmezden gelmeyip tamamını kucaklayıcı, kuşatıcı yeni bir kent konseptine geçeceğiz. İşte biz buna Merkez İstanbul vizyonu diyoruz. Tabii yeni bir kent konsepti ve yeni vizyondan bahsediyorsunuz evet. Aslında. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Çocukların, gençlerin merkezde olduğu bir şehir. Kadınları huzursuz olmayan bir şehir. Yaşlıları ihmal etmeyen bir şehir. Kültür ve sanatın dünya ölçeğinde merkezi olan bir şehir. Tabii buradan sokakta hiçbir canlının evet. ölüme terk edilmediği bir şehre kadar da geliyoruz. Buraları detaylandıralım mı? Çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler ve sokakta yaşayan canlarımız. Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti nüfusun altın çağı fırsatını kaçırdı. Yani nüfusun altın çağı bir sosyolojik bir kavram. Yani genç nüfusun yaşlı nüfusu olan, toplam nüfusu olan oranının en yüksek olduğu dönemi ifade ediyor. Bu fırsatı kaçırdı Türkiye Cumhuriyeti. Son 22 yıldaki iktidar eliyle çok kötü yönetim ve basiretsiz bir devlet politikalarına dönüşmüş uygulamalar sayesinde bu dönemi kaçırdık. Şimdi ne yapabiliriz? Biz İstanbul'dan bir çoban ateşi yakabiliriz. Bu çoban ateşiyle birazdan detaylarını anlatacağım. İki yeni eğitim kurumu kuruyoruz, iki yeni şirket kuruyoruz İstanbul İBB bünyesinde. Buralardan bir çoban ateşi yakacağız ve kaçırdığımız bu fırsatları nasıl geriye döndürebiliriz o boyutta? Bunların imkanlarını tekrar şey yapacağız, fırsata çevireceğiz. O zaman yeni gelmişken o iki yeni hem eğitimin verileceği ayrıca iki yeni şirket projesini de konuşalım. Tarım AŞ, İstanbul Tarım AŞ evet. ve Geri Dönüştür AŞ. İkisi de çok önemli. Tarım ülke genelinde çok önemli. İstanbul merkezine de baktığımızda öyle. Ne yapar, ne yapacak İstanbul Tarım AŞ? Şimdi bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım ihracatı 30 milyar dolar. Biz bunun 120-130 milyar dolara 2-3 yıllık bir plan dahilinde yükseltilebileceğini hesapladık. Burada tabii ekonominin bir kavramı var, ölçek ekonomisi. Şimdi İstanbul'un çeperinde ekilip biçilmeyen araziler var. Biz bunları büyük ölçekli üretim konseptine çevireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Kooperatifleşme modeliyle. Dolayısıyla ölçek ekonomisini çevirmiş olacağız. Böylece çok yüksek hacimde tarım üreteceğiz. Tarım üretiminin yapılması sağlayacağız. Burada İktidar Partisi ve ana muhalefetin hani sürekli söyledikleri şeyler var.